bunu itiraf edin. Deyin ki ya ben o... benim gelinimin bu yemeği, bu tatlıyı yapabileceğine inanmıyorum. O yüzden en olmayana peşi verdim. Dürüst olun. İnanıyorum. Demek ki yetiştirmiyor. Ne yapıyor? İnan ne? Demek ki ya dibi, ya dibi, ya dibini yakıyor. Ben bu süreden her şeyi tamamladım. Ya şekeri çok kaynatıyor. Sen kötüye mi verdin Fatma abla? Hayır. Kötü tabağı niye? Pişmemiş yemeğe 5 verdin. Ben böyle puanlamayı asla kabul etmiyorum. Sadece altı birazcık daha kızaracaktı dedi. Pişmemiş. Çiğ dedi. Ya ne çiğ ya? Çiğ değil be. Çiğ değil ki. Allah aşkına. Çiğ dedi. İçinde çiğ var mı dedi. Yok mu? Çiğ dedi. Pişmemiş dedi. Tatlı dedi mi böyle olur. Ha. Nasıl olur? Al götür evde seversin. Fatma. Nasıl olur? Kimse bana versin götüreyim yerim al. Daha durun en büyük paketimiz var. Hediye paketimiz. Kime gitsin hayırlı? Kime gitti? Selda çıktı, Yeşim çıktı. Ya Gülenay'a gitti ya Tuğba'ya. Kime kısmet gitsin bari gönlündekini söyle. Ha? Söylemesem. Şimdi onu söylesem o kararlar onu bana söylesin. Bana söyle bakayım. İkisini de seviyor. Bana söyle. Söyle. Gönül. Gönül mü? Gönül mü? Kayınvalide seçtin. He? Ha? Enteresan. Tuğba mı? Gülenay mı? Bulalım. Fatmacığım. Açıyorum. Açıyorum. Gülenay. Gülenay'ın nasıl dördüncü tabağı bu kadar tuttuğunu şimdi anladım. Allah. Anladın, anlamışsın kendini çiğ yaptığını. Yani o yüzden çiğ savunuyorsun. Yolda geçen, çiğ var mı dur, dedi. Tamam beş aldın dur. Ya bir dur ya. Hem laf yolda geçen, ondan sonra da Gülenay sen kurabiye yaptın. İçinde çiğlik var mı diye sordu Nursel Hanım. Kurabiye hayır yaptım dedi. Sadece birazcık daha dışının pişmesi gerekiyordu dedi. O dışının kadar. Dışının demedi, içinin dedi. Hayır. Seni dinlemiyorsun demek ki. Senin... Yolda geçen herhangi bir amcayı bile getirsen buraya senden iyi puanlar. Ver, alabilir miyim Yiğit? Ver. O ne? Teyzeciğim. Canım benim. Senin anlayacağın değil bu. Bak bu. Bakayım. Ne o? Bunu oldu sabah, öğle, akşam aç karnına yiyorsun. Heh. Evet, bunu teşekkür ederim. Aynen, çiğ bulgur afiyet olsun. Anlayacağım bu zaten. Aynen. Ben evet, bunu sana ben... pişirip de getirdim ama sen çiğ seviyorsun. Aynen. Evet, kadın ben çiğ seviyorum. Kadın çiğ yapıyorum ya önüne ya. Kayette güzel pişmiş, tatlı evet, dedim öyle olur. Ben de puanı hak edene verdim. Bak, kurabiye yaptı, hamuru yapamadı, bak, tutturamadı. Bak ufak at, civcivler yesin. Olayı gerçekten Yeşim'in dediği gibi. Evet. Civcivler gibi ufak atıyorum. Yani buyurun yiyin. Bari. Deyin ki yeter daha fazla ya rezil olmayın. İnsanlar size şu anda diyecekler ki ne yemekler anlıyor ne şeyler. En azından deyin ki ben gelinimin açamayacağını düşündüm. Evet. Yapamayacağını bunu da demiyorsunuz. Sadece bana birinci tabakta olduğum için bir aldım ya. Tuba'ya katılıyorum çok haklım. Bir aldım. İkiye dedin yanık. İki aldı. Üçe dedin yanık kokusu var. Bembeyaz evet, tabakta. Var. Hayır bebeğim yağ yakmış ya.